gelişimi de, kültürel gelişim de o nedenle çok daha hızlı öğreniliyor ve doğal yollardan öğreniliyor. Peki bu programın öğrencilere kattığı şeyler nelerdir? Ben en büyük gelişimi öğrencilerin kişisel gelişimlerinde ve özgüvenlerinde görüyorum. Tabii ki dille ilgili gelişimleri inanılmaz hızlı. Örneğin bugün Mertcan ya da diğer öğrencilerimiz döndükten sonra ana dillerine yakın kolaylıkta bu dili konuşabilir haldeler. Bu Türkiye'de bazen yıllarca uğraşıp çok üniversite eğitimleri ya da özel eğitimler de alsak ulaşamadığımız bir nokta. Bugün Mertcan yazılı ya da konuşma anlamında ana diline yakın kolaylıkta bu dile hakim. Ama esas değişim, esas gelişim ayaklarının üzerinde durabilen, sorunlarını çözebilen, kendi başına yetebilen, dünyanın neresinde olursa olsun tek başına yaşayabilen bireyler oluşturmak ve kalıplara girmeden, evet dünyada birçok insan, birçok kültür, birçok eğitim sistemi var. Önemli olan kendinizi en rahat hissedeceğiniz yerde aslında yaşamınızı sürdürmeniz. Doğru. Peki Mertcan, sendeki en büyük değişiklik ne? Özgüven. Özgüven. Evet, tereddütsüz söyleyebilirim. Daha önce gitmeden önce bu özgüven yok hayır, muydu? Hayır, özgüven tabii ki var. Zaten programa dahil olabilmek başlı başına bir özgüven. Değil özgüven. Mi bence yani de. Türkiye'den 120 öğrenci. Bu özgüvenin var ki gittin mi buraya? Fazla. Evet, yani çok ciddi bir şey. Hani biz Türkiye şartlarında doğru konuşmak gerekirse bazen yatağımızı bile hala bu yaşta annemizi babamızı örtüyoruz. Öyle. Ama orada öyle bir şey yok. Oraya gittiğinizde yalnızsınız. Paranızı kendiniz idare etmek zorundasınız. Kendi sorunlarınızı, yani sizle ilgili olan sorunları siz çözmek zorundasınız. Yani tamamen yalnızsınız. Bu tabii ki çok büyük bir özgüven. Yani daha doğrusu orada bir şeyler başarmak zorundasınız. Başka şansınız yok. Ve bunu başardıkça zaten bu özgüven gelişiyor. Ama bu sorunları, yani sorun oluşabilecek şeyleri bilerek gittiğiniz için tabii önce bir yani tamamen boş gitmiyorsunuz. Ama bunu söyleyebilirim. Kabullenerek kesinlikle. Diyorsunuz. Başka peki var mı bir değişiklik? Ya akademik olarak zaten değişiklik. Onu konuştuk. çok büyük. Dünyayı görmek ve işte diğer şeyleri tanımak başlı başına bir büyük değişiklik. Yani ben şu an kültür çok da... Kültür şoku yaşadın mı peki? İlk başta biraz. Ama o kadar kesinlikle böyle abartılacak kadar değil. Yani çünkü buradan giderken hani aile olarak da ben de kişisel olarak birçok kaygıyla gidiyorsunuz, kuşkuyla gidiyorsunuz. Halbuki bu çok yersiz olduğunu orada gidince anladım. Yani aslında her şey o kadar basit ki... Biz sadece Türkler olarak. Hani peki bahsederek... orada gündelik hayat nasıl geçiyor? Mertcan'a sormalıyım herhalde bunu. Tabii ki de bizden farklı geçiyor. Hani biz. Birazcık bir örnek verirsen bize. Yani mesela biz sabah kalktığımızda böyle hazırlanmış bir kahvaltı beklerken orada herkes kendi başına yemek yiyor. Onun dışında aile içerisinde hani iletişimler biraz daha bizimkilerden farklı. Hani nasıl farklı? Yani mesela biz bazen yemeklerimizi işte... Bir kişi pişirirken orada herkesin pişirmesi, herkesin dahil olmasını teşvik ediyorlar. Aktivitelere hep birlikte gitmeye teşvik ediyorlar. Yani sizi özellikle gönüllü aile deyince işte hani burada bir samimiyetsizlik olacakmış gibi en büyük kaygımdı benim açıkçası. Ama tam tersine asıl benim hani günlük hayattaki fark ettiren şey oydu. Yani gerçekten sizi ailenin bir ferdi olarak kabul ettikleri için her etkinliklerinde beraber olmak istiyor. Hatta sizin için özel etkinlikler yapmak istiyorlar. Peki öğrenciler bu programda başka ne gibi faydalar sağlıyorlar? Öğrenciler aslında ikinci bir fayda daha elde edebilirler. O da şu, eğer yurt dışında üniversite okumak isteyen bir genç varsa, kültürler arası lise değişim programları bu geçiş sürecinde çok büyük bir onlara avantaj sağlıyor. O dili öğrenmek, o kültürü yaşamak. Böylece öğrenci hem kültürü giderek öğrenmiş oluyor, hem dili mükemmel seviyeye getirmiş oluyor. Üniversite yılında ilk yıl yaşayacağı kaygıları, endişeleri, şokları lisede güvenli bir aile atmosferindeyken tamamlamış oluyor. Ve eğer isterse lise değişim programındayken üniversite başvuruları da yapabilir, oradan kabul alabilir. Türkiye'de kazanıp dondurduğu bir üniversite varsa hazırlık yılını atlayıp bir sonraki yıl hiçbir yıl kaybı olmadan Türkiye'deki eğitimine de devam edebilir. Belki bunu Mertcan'a da sorabiliriz. Mertcan bir akademik yıl Alaska'da bulundu. İngilizcesini çok güzel ilerletti. Türkiye'ye döndü. Türkiye'de kazandığı üniversitede hazırlık yılını atladı ve devam ediyor şu anda üniversite eğitimine. Artı bir. Evet, artı bir. Ve onun İngilizce seviyesi okulunda, sınıfındaki arkadaşlarının İngilizce seviyesiyle karşılaştırıldığında herhalde arada pey büyük bir fark var diye düşünüyorum. Sen bizzat yaşıyorsun bunu.
Peki Mertcan, bu programa katılmak isteyen arkadaşlarına tavsiyelerin neler? Bir kere tereddüt etmesinler. Her şeyi çok fazla kafalarına takmasınlar. Yani olup yani olmayacağını bildikleri şeylerde böyle şüphe etmesinler. Yani işte şu mu olur acaba, şöyle mi olur, kötü mü olur? Çünkü bu fırsat maalesef çok az kişinin eline geçiyor. Ve büyük bir fırsat dediğim gibi. O yüzden bu tarz endişelerle bu fırsatları belki hani yani orada karşılarına çıkabilecek fırsatları da belki göremeyebilirler. Benim söyleyebileceklerim bu kadar. Peki bu programın bir maliyeti nedir? Ondan hiç bahsetmedik. Kültürler Arası Lise Değişim Programları ülkelerin devlet bakanlıklarının sponsorluğunda yapılan programlar. Normal şartlarda karşınıza çıkabilecek 100 liralık bir bütçe varsa Kültürler Arası Lise Değişim Programı'yla bu bütçenin 1/4'üne kadar indiğini görüyorsunuz. Bugün Türkiye'de bir lise öğrencisinin ailesine maliyeti ne ise yurt dışında Kültürler Arası Lise Değişim Programı'nda da bu maliyet bu kadar olacaktır. Aynen. Evet, hatta yani burada örneğin, kalmakla kültürler arası hatta programa belki katılmanın daha ekonomik bile olabilir. Eğer bir özel lisede okuyorsanız Türkiye'de, tabii, özel dersler alıyorsanız, tabii, örneğin piyano öğrenmek için ayrı bir hocanız, tenis öğrenmek için ayrı bir kursunuz varsa, spor salonuna gidip üyeliğiniz varsa, bunlar size çok daha pahalıya mal olabilir. Doğru. Oysa yurt dışındaki lise değişim programlarında grafik dizayn dersinden caz orkestrasına kadar pek çok seçeneği size sunabiliyor liseler. Bir akademik yıl bile olsa bu deneyimler aslında size büyük bir ekonomik de katkı sağlıyor. Bugün Türkiye'de birçok öğrencinin ailesiyle yaşarken maliyeti neyse bir yılda değişim programlarında da bunu göze almaları yeterlidir. Standartları yükseltmek isterseniz elbette program buna müsaade ediyor. Çok daha yüksek standartlarda bir lise eğitimi almak istiyorum. Özel bir liseye gitmek istiyorum. Örneğin bize öğrencilerimiz ya da velilerimiz şöyle gelebiliyor. İçinde mutlaka binicilik eğitimi alabileceğim bir okula gitmek istiyorum diyor. Böyle bir istek evet cevaplanabilir ama o zaman maliyetler birazcık daha yükselecektir diye düşünebiliriz. O zaman kişinin tamamen kendi tercihleri doğrultusunda. Evet, evet. Değil minimum mi? Bütçe Türkiye'deki eğitim maliyetine denk gelecek şekilde organize edilebilir. Maksimum bütçe aslında sizin isteklerinize göre sınırsız da olabilir. Türkiye'den peki başvurular nasıl, yoğun mu? Oldukça yoğun bir başvuru var. Tüm dünyada da böyle. Bize her yıl ISC World olarak 3800 ile 4000 arasında lise öğrencisi bu programlara başvurmak için aslında ilk adımı atıyor. Dil sınavlarına giriyorlar. Veli bilgilendirme seminerlerimize katılıyorlar. Veli görüşmelerinde birebir onları analiz ediyoruz, tanıyoruz. Bu yıl 200 lise öğrencisi gidiyor bu programla. Önümüzdeki yıl bu sayının 250 olması bekleniyor. Her ülkeye ayrılan kontenjanlarsa yine farklı. En büyük talepse Amerika'ya var tüm dünyada. Hemen akabinde Kanada hızla yükselen, talebin hızla yükseldiği bir ülke. Kanada. Evet. Fransa, Kanada İtalya'da. Kanada çok mu rağbet görüyor? Çok. Son yıllarda çok hızlı bir artış var Kanada. Niye göre oluyor peki bu artışlar? Şimdi burada tabii her şeyi sizin seçebilmenizin. Çocuklar birbirlerinden mi acaba? Bunun da etkisi var ama her şeyi sizin seçebilmenize müsaade eden bir iklim var Kanada'da. Ders sistemi, bölge. Bir diğer şey de Kanada son yıllarda göçmen olmak için de insanların çok tercih ettiği bir ülke. Bazen şunu görüyoruz. Veliler, biz önümüzdeki yıllarda oraya yerleşmeyi düşünüyoruz. Oğlumuz ya da kızımız bu yıldan gidip ülkenin sistemini tanısın. Acaba adapte olabilir mi? Birlikte görelim. İleride belki de orada yaşarız. Doğru. Bunun bir etken olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü Kanada gerçekten giderek artan bir taleple karşı karşıya. Peki çocukların bu programda karşılaştıkları en büyük zorluk ne sizce? Bu kültür şoku. Hep söylüyorum bunu. Peki bu kültür şokunu atlatmak için ne eğitim almalılar? Gitmeden önce bir neler oryantasyon yapmalılar? Kampı alıyoruz onlara. 4 gün yatılı bir kamp. Bununla nasıl baş edebilirler? Mertcan gibi gidip dönmüş öğrenciler bu kampa katılıyor. Tecrübelerini örnek anlatıyorlar. Evet, benim okulda ilk günüm şöyleydi. Aileyi ilk gördüğüm ve en çok zorlandığım gün şunu yapmıştım. Burada belki sabah kalkıp kahvaltısını hazırlamak bile onun için bir şok. Ya da bizim Türkiye'de örneğin öğrencilerimiz günlük hayatlarında çok giyimlerine, kuşamlarına çok dikkat ediyorlar. Özellikle kız öğrencilerimiz. İşte ayakkabılar kemerlere takım, işte çanta saçındaki tokaya takım. Yurt dışına böyle gidiyorlar örneğin.
koca koca valizlerle yola çıkıyorlar. Oraya bir gidiyorlar. İşte Amerika'da ya da Kanada'da yaşıtları lise öğrencileri iki tişört, üç gömlek, belki parmak arası terliklerle koca bir yılı geçiriyor. Doğru. Bu kez bu ciddi bir kültür şoku. Biz öğrencilerimize, özellikle kız öğrencilerimize hep şunu diyoruz. Diyoruz ki lütfen bir tek küçük valizle gitmeye çalışın. Beğendikleriniz olursa oradan alırsınız. Çünkü okula ilk girdiğiniz gün herkes sizi zaten çok inceleyecek. Düşünsenize Türkiye'den birisi gelmiş. Ay, hiç tabii, bilmedikleri bir ülke, değişik, tanımadıkları bir kültür. Birçok şeyi merak edip inceleyecekler sizi. Bir de buna ilave olarak çok şık, çok bakımlı, çok makyajlı bir 15 yaşında genç kız çıkarsa karşılarına. Yani oradaki öğrenciler böyle değil. Evet. Bizim öğrencilerimizden birine şu soru gelmişti. Ne kadar şıksın, ne kadar güzel giyiniyorsun. Sen bir şeyhin kızı mısın? Oysa normal bir ailenin. Mesela bu bir şok aslında bizim. Peki oradan döndükten sonra giyim kuşamlarında değişiklik oluyor mu? Sadelik oluşuyor tabii. Yani bunun anlamsız olduğunu görüyorlar. Kesinlikle. Bunlar için para harcamanın çok gereksiz olduğunu. Örneğin Mertcan da öyle. Orada bulunduğu sırada çok özel bir eğitim aldı IT ile ilgili. Şu an Mertcan belki de ayakkabı almak için harcayacağı parayı herhalde bu eğitimler için harcıyordur. Kesinlikle. Diye düşünüyorum. Öyle mi? Peki ailenin sende gördüğü değişiklik ne Mertcan? Ailem, bir de o tarafa bakmak lazım. Yani şimdi tabiri caizse ben bu programa şöyle diyorum. Erkekler için bu birinci askerlik. Öyle mi? O kadar. Yok yok, hani böyle şey olarak, disiplin olarak bakmayın. Ha. Hani kendi problemlerini çözebilme, kendi özgüvenini kazanma ve gerçekten böyle birey olarak bir ilk adım atma açısından özellikle benim için çok büyük bir değişiklik olduğunu söyledi ailem. Hani benim önceden yapmaya üşendiğim, belki ağız burun kıvırdığım şeyleri kendi başıma onlar söylemeden yapmam. Odamı kendimi temizlemem. Çok mutlular o zaman. Evet, yani bulaşık ve çamaşır kendi yıkaması orada, çünkü bazen öyle oluyor. Bunlar çok büyük değişiklikler ve çok hani ilkten yadırgadılar ama sonradan bunların gerçekten güzel şeyler olduğunu anladılar. Peki, çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Çok mersi. Sağ olun, teşekkür ederim. Bugünlük programımız burada sona eriyor. Yarın sınava girecek öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Herkese iyi hafta sonları, iyi günler.